geçeceğim ama en arkadaki gözükmüyor. En arkadaki gözükmüyor. Ne güzel benim hemşerilerimle olmak. Çok teşekkür ediyorum. Binalarından bizi izleyen bütün hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çocuklar gelmiş beni karşılamaya. Güzel kızlarımızı görüyorum. Güzel oğullarımızı görüyorum. Çocuklar gelmiş, kurban olurum. Hanımefendiler gelmiş. Beyefendiler burada. Sevgili gençler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sancaktepe, Sancaktepe, size 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Biraz sonra... Hak, hukuk, adalet. Geliyoruz, selam olsun atama. Ceketi çıkar. Ya üşüteceksiniz beni, ceketi. Kurban olurum şu. Güzel insanlar. Çocuklar, siz o kadar tatlısınız ki. Sizin o güzel kalplerinize kurban olurum. Allah'ım sizleri korusun. Allah'ım çocuklarımızı korusun, onlara güzel bir gelecek nasip olsun. Bu memlekette, bu şehirde hak ettikleri bir geleceği önce bu memleketin evlatlarına hep birlikte vereceğiz. Hep birlikte vereceğiz. Sevgili dostlar, tabii Sancaktepe ile ilgili çok şey anlatabilirim. Çok şey söyleyebilirim. Sancaktepe'de kreşlerden spor alanlarına, Sancaktepe'de kütüphanelerden altyapı yatırımlarına, yaşam vadilerinden birçok çalışmaya kadar çok şey anlatabilirim. Hele hele başlatmadıkları ama şovunu yaptıkları Çekmeköy Sancaktepe Şehir Hastanesi metrosu çok yakında sizinle, çok yakında. Çok yakında. Bu yıl bitmeden Samandıra, yine önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle Sultanbeyli'ye kadar bu metroyu bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Biz göreve gelmeden 3 yıl önce, 2,5 3 yıl önce ihalesini yaptıkları o hattı %4 ilerlemeyle devraldık. Ama bunlar iş bitirmeyi unuttular. Bunlar sadece iş çevirmeyi biliyorlar, iş çevirmeyi. Biz iş bitireceğiz. Biz bu memleketin evlatları için çalışacağız. Biz bu memleketin insanlarına güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Hazır, şunu da söyleyeyim Çekmeköy'le ilgili, Sancaktepe'yle ilgili. Sevgili hemşerilerim, sonra seçimle ilgili konuşacağım. Özellikle bu Samandıra işini çok konuştular. Bir Yeni Doğan metrosunu kapatmışız. Böyle bir şey yok. Yeni Doğan metrosunu kapatma diye bir şey yok. Bunların zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu, Yeni Doğan metrosunu göreceksiniz bu kardeşiniz. Sadece bir minibüs kolu değil. Ta Söğütlü Çeşme'ye kadar yeni bir metro hattı olarak da çalışıyoruz. Yeni Doğan'ı
Kadıköy'e bağlıyoruz, Söğütlü Çeşme'ye. Çok önemli bir kuzey-güney hattının proje sözleşmesini bu hafta yaptık. Törenine yoğunluğumdan dolayı katılamadım. Ama göreceksiniz, bu coğrafyayı, İstanbul'un doğusunu Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye bağlarken Dudullu'yu Bostancı'ya bağlamıştık. Şimdi de Yeni Doğan'ı Kadıköy'e, Söğütlü Çeşme'ye bu kardeşiniz bağlayacak. Bu kardeşiniz. Sancaktepe benim güzel hemşerilerim, milletimin güzel insanları, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Allah şahit, bu memleketin her insanına eşit gözle, onların o güzel kalplerine eşit niyetle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Çok seviyorum ve sizin için 4 yıldır bütün engellemelere rağmen, haksız, hukuksuz kararlara rağmen, seçimi elimizden almaya kalkmalarına rağmen hem seçimi kazandık. Hem de 4 yıldır sözüm ona, bize uydurma bir hapis kararı çıkarmak istemelerine rağmen buna da geçit vermeden işimizin başında ahlaklı, erdemli, her kuruşun hesabını vererek işimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hatırlayın, seçimde yine bu güzel alanlarda konuşurken demiştim ki ben bu şehrin çocuklarının 0-4 yaş arası bebeklerinin anneleriyle bu şehri dolaşamamalarını kendime yediremiyorum. Ben bu şehrin annelerine öyle bir imkan tanıyacağım ki çocuklarıyla, bebekleriyle beraber bu şehri gezecekler. Ben bunu ilan ettiğimde onlar demişti ki kimin parasını kime veriyorsun? Ben de onlara dedim ki siz anlamazsınız ama ben milletin parasını millete dağıtıyorum. Şimdi o anne bebek kartını tam 500 bine yakın anne kullanıyor. Anneler, helali hoş olsun. Sizin paranız. Düzgün baba yardımcınız olsun. Dedem sizi çok seviyor. Kurban olurum sana. Senin dedenin ellerinden öferim. Senin gözlerinden öferim. Güzel adam. Okuyacağım onları. Şimdi bakın. Dediler ki bunlar gelirse sosyal yardımlarınızı keserler. Sosyal yardım tam 5 katına çıkarttık. 5 katına. Ama şunu söyleyeceğim. Keşke bu iktidar benim milletimi
fakirleştirmeseydi de biz size sosyal yardımı arttırmasaydık. Ama bunlar milleti yoksullaştırdı. Bunlar milletin cebindeki parayı pul etti, pul. Pul etti. Bakın, geçen bir mitingde söyledim. Çocuk diyor ki, geçen sene eticini 1,5 liraya alıyordum. Şimdi 4 liraya alıyorum. Bak, 4 liraya alıyorum, kurban olurum sana. 4 liraya alıyorum, onlar bile enflasyonu biliyor. Bunları tezelden bir gün bile bunlara çok pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Benim güzel insanlarım, benim güzel vatandaşlarım, millet yoruldu. Ötekisi berisi. Bakın şurada benim milletimin her ferdi var. Her ferdi. Her etnik kökenden, her inançtan, her giyimden, her kuşamdan. Nasıl bir apartmanda oturuyorsak, nasıl kapı komşusu isek, burada da omuz omuzayız, sırt sırtayız. Bu milletin birliği ve dirliği için, bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar. Asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar diyor ki, oy verenler, onlara oy verenler milli, onlara oy vermeyenler milli değil. Bunlar diyor ki onlara oy verirsen meşru, bize oy verirsen darbeci. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Dualarımız bile artık onlara yetmiyor. Ben Allah akıl versin diye 4,5 senedir dua ediyorum, yetmiyor bunlara. Yaradan bile ümidini kesmiş bu kullarından, Yaradan. Bakın. Sevgili hemşerilerim, birlik olacağız, bir arada olacağız, bu vatan için, bu millet için, bu canım bayrağımız için mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak, bir kişi bile açta açıkta kalmayacak. Millet İttifakı bu yolun önemli bir unsurudur. Bu bir seçim ama birinin gideceği, birinin kalacağı bir seçim değil. Bu seçim bir sistemin değişmesi seçimi. Bu seçim ben bilirim diyen gidecek, biz diyen gelecek. O biz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O biz diyen Hak, hukuk. Hak, hukuk, adalet mücadelesini veren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Devlet insanıdır, vicdan sahibidir, ahlaklı, erdemli. Bu milletin bir tek kuruşuna bile sıkıntı getirmeyecek bir cumhurbaşkanıdır. Sevgili hemşerilerim, sizi tekrar görmek, sizi tek tek kucaklamak, sizin her birinize bu candan içten güzel sevgilerimi iletmek yine bana burada nasip oldu. Allah bizi hiç ayırmasın. Allah milletimizi bizden ayırmasın. Hep size güzel hizmetler verelim. Şimdi 14 Mayıs'a az kaldı, 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'a kadar benim Sancaktepe'deki hemşerilerim her saatini artık gün kalmadı.
her saatini bu milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya ve hep birlikte sandığa gitmeye, insanlarını ikna etmeye, çok çalışmaya, sandıklarını boş bırakmamaya, sandıklarda görev almaya hazır mıyız? İkincisi, sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, ben oyumu kullandım, eve gittim yok. Ben okulumun önünde duracağım. Akşama kadar orada sandıkların sonucunu bekleyeceğim. Şu canım bayraklarımızla, o Türk bayraklarımızla birlikte o günü demokrasi şölenine çevirmeye, milletimizin güçlü bir demokrasiyle buluşmaya dönmesi adına bir horon bilen horon oynasın, halay bilen halay oynasın, demokrasi şölenine döndürmeye hazır mıyız? Güzel. Sevgili gençler, ülkemde yaşama umutlarını gençlere vereceğiz. Hiç merak etme. Üç silahşörler geliyor. 7-7-7. Harikasın. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak Ekrem abi. Sana söz. Sana söz. İlk turda bitecek. Horonu da çok güzel oynuyorsun Ekrem abi demiş bana. Kemal'e hay hay, ampule bay bay. Geliyoruz, selam olsun atama demiş. Atama, diğerlerini beraber söyleyeceğiz. Cehlin yıktığını irfanla yapacağız. Hak, hukuk, adalet demiş, harikasın. Şimdi sevgili gençler, sevgili siyah yerine maviyi, hüzün yerine sevinci, taş yerine çiçeği, nefret yerine sevgiyi seçiyoruz. Şimdi ben kendime sevgi pıtırcığı denmesinden mutlu oluyorum. Bunlar da bana sevgi pıtırcığı diyerek dalga geçiyorlar. Bunlara Allah akıl versin. Ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeş. Sonuna kadar. Sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Var mı? O kadar. Sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Gençler, ayrışmak yok. Gençler, arkadaşlarınızı ikna edin. Bu seçim sizin seçiminiz. Büyükler, çocuklarınızı dinleyin. Bu çocukların kalpleri size doğru yolu gösterecek. Çocuklarınızı dinleyin. Gençler, birleşe birleşe kazanacağız. Şimdi sözleştik. Sandık güvenliği sizde, tamam mı? 14 Mayıs demokrasi şölenine dönecek, tamam mı? Hep birlikte 15 Mayıs sabahı Genel Başkanımız, 3. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya yolluyoruz. Tamam mı? Bu kadar hiç güvenme kendine. Hiç kimse padişah değil. Şimdi o çok övdü. Olsun. Her yüzyıla çok güzel insanlar gelecek bu memlekette. Işık vermiyor,
patlasın Eko Başkanım, seni. Evet. Sana söz bahar gelecek demiş çatıdaki dostlarım. Evet, sana söz bahar gelecek. Bahardan sonra güzel bir yaz gelecek. Güzel bir gelecek bizi bulacak. Evet, onu söyleyeceğim. Şimdi buradan dolaşarak Kadıköy'e gideceğim otobüsle. Buradan bütün İstanbul'a Sancaktepe ses versin istiyorum. Yarın beraber 13. Cumhurbaşkanımızla Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için ilk ayak bastığı Samsun'a gideceğiz. Sonra yine Sayın Genel Başkanımızla, 13. Cumhurbaşkanımızla ve liderlerle ve Mansur Başkanımın ev sahipliğinde Ankara'da olacağız yarın. Şimdi buradan hem İstanbul'a, hem Samsun'a, hem Ankara'ya milletin sesini yollayalım mı? Hazır mıyız? En arkadakiler hazır mı? Şöyle bayraklarınızı göreyim. Ay yıldızlı bayraklarınızı göreyim. Harika. Her şey daha güçlü. Bu Ankara'ya gitmedi. Her şey. Şimdi Samsun'a. Her şey. Aramızda kalsın. Kalsın mı aramızda? Aramızda kalsın mı? Söz mü? Kazanıyoruz! Millet kazanıyor! Kalın sağlıcakla!